Selamünaleyküm sevgili dostlar. Evet, bir cumartesi daha sizlerle buluşturan Rabbime binlerce hamdü senalar olsun. Hep söylediğim gibi bu cumartesi neredeyiz, kiminleyiz diye söylerken, duamızı hayır yolunda yaparken çok güzel, hayırlı bir kardeşimle beraberiz. Saadet Gelen Bey'le beraberiz, aktivist. Kudüs ve Gazze için büyük çalışmalar yapmaya çalışan. Büyük derken aslında büyük kelimesini açarız ama ve lakin önce bir Saadet Hanım'ı tanıyalım. Bugün hayata Saadet Hanım'ın cenahından notlar düşeceğiz. İnşallah bu düştüğümüz notlar da bizi tekrar düşürmemiş olsun. Özellikle gündeme dair notları daha da çok düşeceğiz. Ama öncelikle Saadet Hanım'ı bir tanıyalım. Kimdir Saadet Gelen Bey? İsmim Saadet Gelen Bey. 1974 doğumluyum. İki kız annesiyim. Aa, benden küçükmüş bu arada. Abla diyecek bana. Evet. Benden küçük olanlar bana abla demek. Ona göre diyormuşum. Çünkü kardeşlerim fazla. Evet. Onlara da buradan selam edeyim. Zaten bana abla dedikleri için hep Allah razı öyle, olsun. Öyle de ama inşallah zaten genç görünüyor da bu kadar daha genç olduğunu tahmin etmiyordum işin açıkçası. Çok güzel işler yapıyorsun ama. Yani esasla büyük değil. Nasibi diyelim. Sadece safımız belli ve bu yolda karınca kararınca, karınca misali bir şeyler yapmaya çalışan bireyleriz elhamdülillah. Bu safta olmamızı nasip eden Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Öyle diyelim. Kaç yıldır alanda çalışan birisin Saadet'ciğim? Yani uzun yıllardır aslında bu alandayım ama genelde arkada, mutfakta, yani çeşitli kademelerde görev aldım. STK'larda da görev aldım elbette. Birçok STK'da çalıştım. Evet. İsimlerini sayalım mı Allah? Vefa borcunu yerine getirelim, sayabilirsin. Yani bu sefer unuttuklarımız şey olur ama. Ha, öyle mi? En nihayetinde. O zaman hepsi yıllarda hepsini, evet. Şu an Filistin Vakfı'nda ben koordinasyon görevini yürütüyorum elhamdülillah. Filistin Vakfı ne yapar? Filistin Vakfı genel Filistin çalışır. Hı hı. Ama %90 Gazze çalışan bir kuruluş, bir vakıf. Gazze'de var mı sizin? Gazze'de evet, teşkilatımız da var. Yoksa partner kuruluş değil, kendiniz varsınız. Hayır, kendimiz ana kurumuz orada. Teşkilatımız var orada. Birçok kurumun, yüzlerce kurumun biz bizim üzerimizden yardımlarını oraya götürüyoruz, çekimlerini, yardımlarını vesaireyi, her şeyi ulaştırıyoruz. Onlar birebir oradaymış gibi. Bunu organize ediyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki son benim programımın ilk cümlesiyle başlayayım ben. Hayata not düşse Saadet, nasıl bir not düşer ve bu düştüğü not onu tekrara düşürmez desem? Allah'ın rızasını kazanmak için ama ana merkeze Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı alıp istikameti o yönde, yüzünü o yöne çevirip o yönde gayret etmeye çalışan, yürüyen, koşan, emekleyen elhamdülillah. Kul. Elhamdülillah. Peki tabii ki şu an 7 Ekim'den sonra çoğu kimsenin gündeminde, olmayanların bile gündeminde bir Kudüs, bir Gazze söz konusu oldu. Ama senin gündemine ne zaman dahil oldu Kudüs? Benim gündemimde hep vardı. Mesela kaç yaşlarında? Yani 17 yaşından beri zaten gündemimde. Bu daha sonra profesyonel hale dönüşene kadar da zaten hep o gençlik kollarıyla, yani çeşitli STK'ların zaten hep içindeydik. Ama rahmetli Erbakan hocamızın yoluyla biz kesiştik. Onun tedrisatı da nasip oldu kısmen. Yine birçok hocamızın, bunlardan ismini zikredecek olursak Enver Baytan hocanın yine tedrisatından da geçme nasip oldu elhamdülillah. Yani dediğim gibi farklı işlerle, işte İslam ilimlerle de olsun ilgilendik. Bununla ilgili de eğitim verdik, yeri geldi. Farklı iş sahalarında da hani bir taraftan koştururken ama o yaştan beri tabii ki bu yolda da her zaman çalışmalarımız oldu. Ama 15-20 yıldır da profesyonel şekilde sadece bu alanda koşuyoruz. O zaman Kudüs'le alakalı her soruyu sorabiliriz sana. Yani. Peki en ilginç, mesela bugüne kadar çok programlar yaptım. Bugün de programdan çıkıp geldi sağ olsun. Beni kırmadı, Mine ablasını kırmadı efendim. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ndeydi. Her davete katılıyorsun söz konusu Kudüs olunca. Yani derdimiz bu çünkü. Gittiğin yerde en çok neyi anlatmak seni üzüyor, canını acıtıyor? Yani hala biz Mescid-i Aksa'nın önemi üzerine konuşuyoruz. Bu çok canımı acıtıyor. Bak şimdi ben de yıkılıverdim. Hala mı? Hala. Hala mı anlamadık bunu önemini? Anlattığımız yerler oluyor. Ama şöyle bir kıyas yapıyoruz. Tabii ki geçmiş yıllara göre daha büyük bir uyanış var. Daha güzel bir bilinç oluştu. Fakat hala bu var maalesef. Hala Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin nerede? Hala bunu cevaplıyoruz. Hala o 144 dönümün tamamı Mescid-i Aksa. Hala bunu cevaplıyoruz. Bu acıtıyor insanın canını. Ama her şeyden önce oranın ümmetin
ümmet coğrafyasının çimentosu olduğunu bilmiyoruz. Bu bilinç yok hala. Ha, yani evet. Bunlar kıymetli. Evet, ümmet coğrafyasının çimentosu. Çimento tutucu tarafı tabii, vardır, öyle biliriz. Tabii. İnşaat malzemesi evet, kullananlar kesinlikle. Bilir ki çimento olmazsa o bina oturmaz evet, yerine. Evet. Yani Kudüs olmazsa çimento, oturmayan bir şeyler aynen, var. Çimento, gerçekten de bir çimento. Çünkü baktığınız zaman bu her şeyle kendini ispat ediyor. Hı hı. Yani ecdadın oraya sahipti. 401 yıl ondan sonra 3 ay bizimdi. Selçuklu döneminde yine biz orada izlerimiz var bizim. Ondan sonra bakıyoruz Selahaddin Eyyubi dönemine, işte İslam'la beraber, Hazreti Ömer'le beraber zaten bizim hı hı. o anlamda. Yani Hazreti Adem'den beri bizim ama o coğrafya yani hep böyle şey sayılır ya işte peygamber toprağı, ilk kıblemiz biliyorsunuz bu silsile evet. sayılır. Gerçekten de tevhidin bayrağının dalgalandığı mekan. Hı hı. Ama şeye bakınca bu çimentoyu en bariz, hepsi birçok şeye değinebiliriz de en bariz fetihleri kimler yaptı? Hmm. Yani Hazreti Ömer bir Arap'tı. Evet. Selahaddin Eyyubi bir Kürt'tü. Ondan sonra Yavuz Selim'in biliyorsunuz Osmanlı'ya onu alıp eklemesiyle Memlüklerin zayıf olmasıyla aldı aslında. Şey bir fetih değildi o. Evet. Ama Osmanlı'ya ekleyip koruması. Ondan sonra o da bir Türk'tü. Yani evet. bütün bunlar bu açıdan bakarsak ümmetin cem olması, hı-hı. ümmetin bir arada olması. Yani Kürt, Türk, Laz, Arap yok. Hiç ayırmıyor. Çimento görevini yapıyor. Çimento görevini yapıyor. Sonra Resulullah'ın miracı, miraç ondan sonra hadisesi ki o bir duyuru aslında. Biliyoruz miracın hediyelerini ama miracın mekanını az önceki sorunuza da yine bunu da atfedeyim. Miracın mekanı da hiç konuşulmadı. Hmm. Hala miracın mekanının Mescid-i Aksa olduğunu bilmeyenler var. Bu da çok acı. Hmm. Bu da bir okunması gereken, bir pencereden okunması gereken bir mevzu. Neden oradan miraç yaşandı? Neden? Çünkü çimento. Hmm. Bir anlamı bu. İkincisi de bütün tevhid peygamberlerinin yurdundan bütün dünyaya bir haykırış lazımdı. Evet. Miraç aslında neydi? Bir deklarasyon, bir bildiriydi. Orada Rabbinin yanına çıkmadan önce Resulullah bütün peygamberlere imam olup değil mi? Kılınan ilk namaz. Evet. Bütün peygamberler arkasında evet. cismen ve ruhen onlar orada yaratıldı. Yani var oldu ve hepsi orada. Hiçbir peygamber, bunun için diyoruz, hiçbir peygamber yoktur ki vallahi ve billahi diyoruz. El ayağı oraya değmemiş olsun. Kudüs'e değmemiş olsun. Ha, evet, bu nerede yaşandı? İşte Miraç'ta. Hani orada peygamberlik vazifesiyle bulunmayan peygamberler bile o gün orada bulundu. Hazır ve nazırdı, bulundu ve Hazreti Adem'e değil, Hazreti Süleyman'a değil, Hazreti Davud'a, tevhidin fatihine değil, Resulullah'a o imamet verildi. O imamet evet. neydi? Yine o çimentonun. Yani ümmet-i Muhammed artık buranın sahibi, buranın emanetçisi. Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa, bütün bu topraklar, yani Bilad-ı Şam topraklarının hepsi Ümmet-i Muhammed'e emanettir. Yani İslam coğrafyasının göbeği, merkezi, batılı buraya işte şey olarak, Orta Doğu olarak atfetse de bizim için Resulullah'ın tabiriyle Bilad-ı Şam, ümmet coğrafyasının ana merkezi. Tabii ki evet. ümmet coğrafyası dünyanın her yerinde, ümmetin bulunduğu her yer ümmet coğrafyası ama merkez burası. Evet. Ve buradan o bildiri neydi? Miraç'ın aslında en kırmızı çizgiyle altını çizilmesi gereken nokta şudur. Miraç, yeryüzündeki bütün ideolojilere, bütün inançlara, bütün tevhid dinleri bozuldu tabii biliyorsunuz. Bütün bunlara şöyle bir haykırışla seslendi. Nasıl önemli mevzular her ülkede, oranın meydanında, oranın önemli noktasında değil mi duyurulur? Hı hı. Dünyanın da önemli noktası orasıydı. Çünkü herkes için biricik bir yer. Herkes hı hı. için paylaşılamayan bir yer. Oradan Resulullah Miraç'ta aslında o imametle şunu haykırdı. Ey insanlık, burası artık ümmeti Muhammed'e ait. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendinizdir. Ve bunu böyle bilin. Bu topraklar Mescid-i Aksa ümmete emanettir. Evet. O emanete sahip çıkmamız lazım. Evet, o aslında emanete inşallah şudur. Sahip çıkabiliyoruz. İlk kılınan namaz da Mescid-i Aksa'daydı. Son evet. kılınan namaz da orada olacak inşallah. İnşallah. Ve bizim miracımız, eğer miraca yükselmek istiyorsak, bir yükseliş istiyorsak, Kudüs'ü mutlaka ziyaret etmek. Kudüs için elimizden ne geliyorsa onu yapmak boynumuzun yani, borcu. Orası çimento ya, şu da var. İsra yolculuğunun bittiği yer, miracın başlangıcı. Evet. Miraç bir hak ediş.
İsra yolculuğunu bitirenin hak ettiği bir hak ediş. Doğru. Her kul bir İsra yolculuğu yaşıyor ama her kul bir miracı elde edemiyor. Bir de o hak edişte bir şeyi kaçırıyoruz belki de yani biz. Şöyle her kulun bir İsra'sı var. Hı-hı. Bir İsra yolculuğu zaten İşte var. O İsra miraca evet. götürmüyorsa? Evet, seni o miraca götürmüyorsa işte onu da temsil ediyor aslında. Hı-hı. Yani hepimizin hayatında dönüm noktaları, bir dönüm imtihanları var ya da toplumsal imtihanlarımız var. İşte bu İsra yolculuğudur ama sen burada neredesin? Hı-hı. Sen burada bir hak edişe sahip olabiliyor musun? Evet. Sen burada o rızayı kazanabiliyor musun? O miracı yaşıyor musun? Yönün o yöne mi bir de? Demin dedin ya sen, evet. Ben evet birçok program, birçok işle uğraşıyorum ama tarafımı belli etmek için. Yani evet. Tarafım belli. Aynen. Tarafım o belli. Yürüyüşte de, o İsra yolculuğunda da hangi yöne döndük? Yönümüz Mescid-i Aksa'ya mı? Yani oraya buraya yalpalanmadan istikamet, hedef belli, istikamet belli. O istikamette Allah'ın razı olacağı ve Allah'ın senden istediği, yani güncel olarak da, çünkü imtihanlar toplumsal veya ferdidir. Evet. Buradan safın belli mi? Hı hı. Yapman gereken bir vazifeyi yapıyor musun? Üstüne düşeni yapıyor musun? Çünkü her kul bu imtihanda ferdi olarak hangi alanda iyiyse veya hangi alanda ondan sonra istidadı varsa, bu alanda o istikamet boyunca yürümüyorsa, yalpalıyorsa ya da farklı yollara sapıyorsa, hı hı. işte o İsra yolculuğunda zaten fire vermiş oluyor. Miraca evet. zaten ulaşamıyor. Aynen öyle. Şu an 7 Ekim'den itibaren 220. günü doldurduk sevgili dostlar. Bugün evet 220. gün. Ve daha da gidiyor mu, kalacak mı, ne olacak? Yani son gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Zaten şöyle, biliyorsunuz 14 Mayıs bugün. Hı-hı. İşgalci terörist devletinin bugün kuruluş yıl dönümü. Yani kuruluşu 14 Mayıs. 15 Mayıs'ta Nekbe, büyük felaket günü. Hı-hı. Büyük felaket biliyorsunuz hala devam ediyor. Yani 7 Ekim'le başlamadı bu süreç. Başlamadı. Evet. Bu süreç, bugün de buna değindim. Bu süreç 100 yılı aşkındır başladı ama Osmanlı'nın elinden çıktığı günle itibaren işte o bu büyük felaket aslında silsilesi başladı. O devlet kurulana kadar elbette ve devam ediyor. Yani 7 Ekim'le başlamamış olan bir olay, bu Elenbi'nin dediği kalk ey Selahattin sandukaya vurup Haçlılar geldi. Ve Haçlılar, yani o Siyonist ruh ondan sonra hala orada ve bütün dünyanın başına bela olmuş olan bu sistem artık 7 Ekim'le beraber bir uyanışa evrildi. İnşallah öyle olsun. Öyle bir olsun uyanış başladı. Öyle görüyoruz. İnşallah bu katlanarak devam eder. Yine bu da bizlerin elinde. Peki son olayı nasıl yorumluyorsun? Yani ateşkes olur mu? Orada ateşkesi, bir durumu olacak mı? Netanyahu çılgınlığını durduracak mı? Aklı başına gelmeyecek. Aklı başından gelmeyecek. Ateşkesi bizim taraf kabul etti. Yani Hamas olsun. Evet. Kabul etti ama Amerika bile neredeyse yani tabii, rol yapmıyorsa tabii, şayet. Tabii tabii tabii. Mısır'da biliyorsunuz evet. bir araya geldiler ama tabii ki Netanyahu karşı çıktı. Şöyle Amerika'nın tabii ki niye bunu yapıyor Netanyahu? Şu, yani o bölgeyi Netanyahu okuyan birisi. Şu an 7 Ekim çok büyük bir travma. 7 Ekim çok büyük bir olay. 7 Ekim'i küçümsemememiz lazım. Çünkü 7 Ekim'de elde edilen kazanımlar çok fazla. Yani yıkılamaz denilen ya da baş edilemez denilen ya da çok güçlü, işte çok güçlü bir Mossad var, çok güçlü bir sistemi var, stratejisi var denilen İsrail işgal devletinin aslında göründüğü gibi olmadığı, gözümüzde büyüttüğümüz gibi olmadığı, o kadar büyütülecek bir... Maskesi düştü. Tabii maskesi düştü, o parlatılan maske düştü. Destekçiler olmadan zaten hiçbir şey yapamaz. Bu da ortada. Amerika, İngiltere vesaire beslediği için silah olsun her konuda. Hem bunun bir kuyruk acısı var, hem Netanyahu'nun kendini kurtarma politikaları var. Bununla beraber 7 Ekim'in, yani çok özür dilerim, kuduran bir köpek nasıl etrafa saldırıyorsa, yani işin içinden nasıl çıkacağını bilemiyor, her şeyi gözde alıyor, destekçilerinden de güç alarak saldırı halinde. Ama bu nihayete erecek, bir yerde durur, yani bitecek. Biz şuna iman ediyoruz, sonuçta o zafer olacak. Ama ne zaman? Ama bizim elimizle mi? Ama şu anki sürecin devamı mı? Fakat şu da bir gerçek. Bununla ilgili Hamas da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Göründüğü gibi değil. Biz hala daha da güçlüyüz dedi. Çünkü bu olay başladığında her şey alt üst oldu. Birkaç ay içinde bu olayın biteceğini, Hamas'ın yani bu Gazze'nin tamamen işgal edilip oradan bir başarıyla çıkacağını öngören insanlar yanıldı. Hı hı, yani bu anlamda bu süreç devam edecek. Peki Amerika'nın tavrını nasıl değerlendiriyorsun?
Yani Amerika'nın tavrı zaten... Ya gerçek mi yoksa rol mü yapıyor, yoksa tavşan kaç tazı tut mu diyor? O da var elbette ama şu anda Amerika'da artık yoruldu. Çünkü niye? Kendi içinde insanların, halkın tepkisi kar zarar hesabına artık başladı. Nereye doğru gidiyoruz? Bu bitmiyor. Hani bitmeyen bir süreç, Eda'yı oldu. Yani kendi menfaatleri söz konusu. Siyasi anlamda da herkes kendi kuyruğunu kurtarma derdinde artık bir nevi. Bu da var. Ama yani tabii yalnız ki, kalır mı bu durumda? Tabii ki Gazze'yi düşündüğü için bir adım atmıyor. Tabii yani, ki. O da kuyruk acısı. Tabii. Ya da şu an hani gidişat kendi açısından iç açıcı değil. Çünkü ciddi bir yük. Mali bir yük. Çünkü o kadar silah vermek bunlar basit şeyler değil. Hem mali yük, hem halk ayıplanıyor. Hem üniversitelerde olaylar başladı. Yani her anlamda bir zarara uğrayacağının, artık bu işin içinden bir yerden sonra çıkamayabilirim. Onlar da kendi açısından bir bataklığa saplanmış durumda. Bunun anlamında debeleniyorlar. İnşallah kendi kendilerine düşsünler diyesim var yani. Allah'ım. Gidişat kendi, şu an... Zalimi zalimle. Yani bizim kaybedeceğimiz etsin. Şöyle bir şey. Zaten hep ölüyorduk. Artık ya hep ya hiç modundaydı insanlar. İki iyilikten, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği o iki iyilik de bizim için var zaten. Yani evet. Orada mücadele eden, şu an o sıkıntıyı yaşayan da o iyiliği kazanıyor. Allah'ın razı olduğu kullardan oluyor. Şehit olanlar da zaten şehit oluyor. Bu iki iyiliğe de sahibiz elhamdülillah. Kaybedecek hiçbir şeyi yok Müslümanın. Yeter çünkü hak ki dava için net olsun. Aynen, hak dava için. Yola devam. Hem vatanı için hem mukaddesatı için. Zaten 7 Ekim'de şunun altını özellikle çizmek istiyorum. 7 Ekim Gazze için değil, direkt Mescid-i Aksa için atılmış bir adım. Aksa Tufanı adı üstünde. Yani çünkü Mescid-i Aksa'yı artık o hadsizce yapılan baskınlar bardağa taşırdı. İşgaller 2021'deki biliyorsunuz Mescid-i Aksa işgali, Kudüs kılıcı ile biliyorsunuz tepki verdiler. Evet. Yani bütün bunlar zaten işgalin her türlü sıkıntısı sahnelenen bir coğrafya artık Filistin. Ama Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz. Gerçekten Mescid-i Aksa için bu bedel ödeniyor. Oradaki halk da Mescid-i Aksa'ya canımız feda. Hasbünallah ve ni'mel vekil diyerek Allah'a dayanarak mücadelesini veriyorlar. Müminin kaybedecek bir şeyi yok. Evet. Ölürse şehit, kalırsa gazi. Ondan sonra gazi ve Allah'ın razı olduğu bir kul. Çünkü mücadelesini veriyor, bu sıkıntıyı çekiyor. Boşuna değil yani. Bir bedel ödeniyor. Mukaddesat için, vatan için, İslam için, ümmet için, ümmetin izzeti için, Mescid-i Aksa'nın izzeti için bir bedel ödeniyor. O yüzden sonuç ne olursa olsun biz kazandık. İnşallah. Rabbim tez zamanda da orada bir an evvel savaşın durması noktasında ne yapılması gerekiyorsa, biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Bizlerin ne yapması gerektiği çok önemli. Yani şu süreçte Gazze'li üzerine düşeni zaten yapıyor. Gazze o imtihanı verdi, kazanıyor. Ama bizler kazanamıyoruz. Bizler kazanabiliyor muyuz? Safımız belli mi? Elimizden geleni yapabiliyor muyuz? En basit bir boykot olayını gerçekleştirebiliyor muyuz? Bir de hala normale mi döndük? Evet. Unuttuk mu? Unuttuk mu? Alıştık mı? Yani dua büyük bir silah. Dualarımızda bile unuttuğumuzu düşünüyorum. Gözlemliyorum çünkü bunu. Yani gündemin Kudüs'ü ve Gazze'si var. Veya Gazze'nin gündemi ve Kudüs'ü var. Biz bunu hangi tarafındayız? Yani çok özür dileyerek artık bunu söylemek istiyorum. Çünkü bunu görüyorum. Dostlar halayda görsün diye bir söz vardır. Yani olayların ilk anında insanoğlu böyle bir sabun köpüğü gibi coşuyor. Bizim milletimizde de bu çok var. İslam coğrafyasında bu çok maalesef bunu yaşadık ve görüyoruz. Ama sonra her şey yine devam ediyor. Halbuki gerçekten işgalcinin belini boykotla kırabilirsiniz. Ekonomi çünkü bu. Ekonomiyle alt edebilirsiniz. Bundan anlıyor ve bunu yaparsanız başarabilirsiniz. Hangi saftaysanız, yani hangi alandaysanız o alanda her anlamda ekonomik boykot, akademik boykot, sosyal boykot, her anlamda sosyal medya boykotu. Sosyal medya boykotu yapalım. Onlar bizi boykot ediyorlar. Evet. Geçen Berlin'deydim biliyorsunuz sevgili dostlar. Orada bir eyleme katıldım ve paylaştım. Akabinde hemen sosyal medyalardan kısıtlama aldım. Evet. Niye? Çünkü takip ediyorlar. Biz de onları takip edelim ve diyelim ki Gazze'yi savunmadığın için, Kudüs'le alakalı efendim herhangi bir şey söylemediğin için ben de seni engelliyorum, takip etmiyorum. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Ne yapabiliyorsa. Hem bunu yapalım. Sosyal medya bakın bir silahtır, düşmanın silahıdır. Sosyal medya bizim elimizde olan bir güç değil. Yani bizlerin oluşturduğu bir güç değil. Yine onların. Biliyorsunuz dünyada birçok alan gıda,
İşte ondan sonra sosyal medya, medya vesaire, işte sanat camiasının zaten işte Hollywood olsun vesaire. Evet, hepsi evet. Bunların elinde, bu tekel bunların elinde ama bu silah, bu bir silah. Sen bu silahı kendi davan için, kendi haklı davan için kullanmayı başarabiliyor musun? Evet. Bu strateji, lehimize çevirebiliriz. Evet, lehimize çevirebilir miyiz? Yani biz her alanda strateji üretmek zorundayız. Hmm. Her alanda yapacağımız çok iş var. En basit, yani şöyle bir şey, bir kimyager ben ne yapabilirim dememeli. Bir doktor ben ne yapabilirim dememeli. Bir doktor boykotla ilgili ilaçları yazmayacak hastasına. Hmm. Bir kimyager mecbur etmeyecek bizi gidip de ondan sonra onların deterjanına, macununa, evet. Temizlik yıllardır bu mesela, bu bugün mü peki düşünülmeliydi? Evet. 100 yıldan fazladır olan bir işgal zaten var. Yani demek ki biz Mescid-i Aksa şuurunu, ümmet bilinci şuurunu, İşte dünyada yaşanan bütün olayları okuma şuurunu elde edememişiz ki şu an bunun için mücadele ediyoruz, hala da başaramadık. Yani bu da çok acı can yakıcı şey. Ve acı evet. bir şey gerçekten. Çünkü insani anlamda belki bir de bizim İslami anlamda baktığımız, yani biz mümin olarak biz bu pencereden baktığımız halde bunu yapamıyorsak çok çok acı. Evet. Ama batılı belli bir sistem içinde öğütüldüğü için belki bunu göremiyordu ama onlar bile uyandı. Yani ateist bir insan bile orada sadece bir zulüm var diye gidip boykot yapabiliyorsa sen Müslüman kimliğinle iki kere daha ilgilenmen lazım. İki kere daha çok uyanman lazım. İki kere daha acı çekmen lazım. Yani levelin evet. daha yüksek. Evet, doğru. Evet sevgili dostlar, söyleyecek çok söz var ama yapacak işimiz ondan da çok. Sözle peynir gemisi yürüseydi ben hep diyorum... Ne olurdu? Farelerden kaptan olurdu. Peynir gemisi lafla yürümüyor. O zaman ne yapacağız? Evet, sözümüzü söyleyeceğiz ama yapmamız gereken eylemimizi de arda bırakmayacağız. Hemen fiiliyata geçireceğiz. Bu arada siz videoya yorum yazın çünkü kısıtlamalar geliyor sağ olsun. Artık ne diyelim? Yani. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu da iyi yolda, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Onlar kısıtlasınlar, biz yola devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Siz yorum yazdıkça da biz de size kitap göndereceğiz. Esma terapiyle, Rabbimin Esma-ül Hüsna'larıyla inşallah o reçeteyle şifalanacağız. Ruhlarımız i̇nşallah. Şifalanacak, i̇nşallah. Bedenlerimiz şifalanacak, algımız şifalanacak. Bu çok önemli çünkü oluşturulan bir algı var. Yanlış bir algı. Bu algıyı doğruya ve güzele yönlendirmek İnşallah. Lazım. İnşallah. O yüzden Saadet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sınırlı zaman, vakit çok çabuk geçti ama son soruyu sorup veda ederken yorum yapanlara kitap göndereceğimizi de sizlere söylemiş oluyorum. Programımızın son sorusu Saadet'ciğim. Dünyada bir şeyi değiştirecek olsa Saadet neyi değiştirirdi ve bunun için neler yapardı? Bütün müminlerin, inanıyorum, Kur'an'a inandım, iman ettim diyen bütün müminlerin ikra'yı anlamasını isterdim. Çünkü olay orada başlıyor. Tek kelimeyle hayat değişiyor aslında. Evet. Değiştiremiyorsak o tek kelimeyle hayatı sorun. Vahiy geldiğinde, ikra hitabı geldiğinde ortada bir Kur'an yoktu. Ama ikra kelimesi, oku. Yani şu süreci bile okumak, evet. şu yaşananları bile okumak. Yani hayatın her anını okumak, gelmişi, geçmişi. Bunu insanlar için yapardım. Peki. Evet. Ve kendisi de okumalara devam ediyor. Sizler de okumaya devam ediyor ve okumak istiyorsanız işte biz size çok okumak isteyenlere çok yorum yazdıkları için kitabı Esma Terapi'yi gönderiyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi nerede, kiminle, nasıl bilemiyorum. Ama bugün Saadet'le beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben. Bu yoğunluğuna rağmen bizimle beraber oldu. Ben teşekkür ediyorum. Özgür Kudüs'te de inşallah Rabbim şükür namazları kılmayı nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah. Ama onu da gerçekten bu safta olup en azından safını belli etmek. Yani herkes gücünün yettiğini yapacak. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü Allah kimseye yapamayacağını yüklemiyor. Herkes gücünün yettiğini yapmalı ve gücü yetenler, bu safta olanlara Rabbim bunu nasip etsin. Amin. Tez Amin. Zamanda inşallah. Amin, inşallah. Peki haftaya cumartesi görüşünceye kadar hoşça bakın zatınıza, davanızdan başka bir şey takmayın kafanıza. Allah'a emanet olun. Amin.